Samanlıkta yapmış demek ki. Esma ateş ateşi olmayan yerden hiç olacak işte. Esma ya. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Esma. Hoş geldiniz. Şükür seni hoş gördük Esma'cığım. Ayol beni insanlar rüyalarında ancak nahoş görürler, çok şükür. Onda da pek hayra yormazlar. Çok doğru. Ne diyorsun hocam işe? Vallahi açıkçası şaşırdım. Ne? Buraya gelirken böyle bir iş teklifi alacağımı beklemiyordum. Ya çılgın mısın sen ya? Ya sizin dün geceki o Süreyya'yla performansınız neydi be? İnanılır gibi bir şey değildi yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün Bursa çok uzun süre bunu konuşacak. Yani böyle bir performanstan sonra sizin teklif almamanız bir tuhaf olur yani. Bak bu Ercü de çok beğenenlerden. Çok beğendi. Çok inanılmaz beğendi. İlla benim aracı olmamı falan istedi yani. Ha? Kırma beni hadi. Vallahi çok teşekkür ederim de ben İstanbul'da yaşıyorum biliyorsunuz. Ha evet. Şimdi ben onu da düşündüm. Yani dedim ki yani iki günde bir böyle İstanbul'a gidip gelmek bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi biliyorsun bu Faruk'ların da bu İstanbul'da şirketleri var. Onlar da böyle iki günde bir gidip geliyorlar falan yani. Bu arada ben barışmanıza çok sevindim. Ha evet. Ya balayı sabaha da gereksiz yere benim işlerimle uğraştınız. Yok estağfurullah. Estağfurullah olur mu ya? Ben teşekkür ederim. Dün Dilara'yı nasıl sakinleştirdiğini duydum. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu teklifi de böyle bir teşekkür armağanı olarak düşün lütfen. Yani dün sabah da Ercü'yle karşılaştım. Anlatabiliyor muyum? Demir tavında dövülür diye düşündüm yani. Şimdi bu otel de zaten bir zincir otel. Ben bence yani bu iş sana pek çok kapıyı açacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen bilirsin yani. Pardon ya uzadı biraz. Ne yaptınız Ercü'cüğüm? Anlaşabildiniz mi? Ercü'cüğüm yani biz bir aramızda konuştuk. Bilmiyorum ya bundan sonrası sizde artık. He? Konuşun anlaşın bir şekilde. Hay Allah ya. Hiç beklemiyordum hakikaten. Neyse. Olabilir herhalde. Hem arabayla ilgili de bir teşekkür borcum var. Ben öyle altta kalmayı sevmem pek. Ben daha çok ortak yönümüz çıkacağına inanıyorum. Hiç şey değil. Hadi. Hadi hoş geldin. Hadi. Hocam hadi ya. Sonra hakikaten. Ha? Vallahi şekerim biz o zamanlar Feyzi Bey'in kolunda görsek seni aldatacağına imkan ihtimal vermezdik. Ah ah gözüme uykular girmedi. Sen bile aldatıldıktan sonra ben kocamdan bile şüphelendim. Sinirlerim bozuluyor vallahi. Bu kadın ilk defa buraya Fevzi'nin seneyi devriyesinde geldi. Mevlut'ta. Hatırlayanınız vardır. Benim kocamın da yıl dönümü dedi. Oo. Çok utanmadan bu da yani. Ay bak ben de hatırladım biliyor musun? Feyzi'nin en sevdiği tatlıyı getirmişti. Rahmetli severdi diye. Ondan sonra nispet yapar gibi burada karşıda ev tuttu oturdu. Kadındaki cürete bak sen yani. Neyse fazla kelama gerek yok. Kim bilir kaç tane hesaplı kadın Fevzi'ye yanaşmıştır. Onun için Fevzi'nin Adem'den haberi bile olduğunu sanmıyorum. Günahları boynuna. Sanki onların ayıpları yüzünden ben utanmalıymışım gibi dün gece de düğünde gurur nişanesi gibi ilan ettiler. Üstelik biz her şeye rağmen onlara elimizi uzatmışken. Yüzsüzlüğüm bu kadarı. Hadsizliğim bu kadar yani. Gerçekler çok büyük. Kıymetçim, kardeşinmiş diye duydum ben. İnanmadım ama öyle bir şey var mı? Kıymet, senin kardeşin mi var? Hem de o. Evet. Yani kimsenin haberi yok. Benim bile haberim yoktu. Kendi ailesinin bile o kadar sildiği bir kadın bu. Düşünün. Ben mesela tanımadan büyüdüm. Yani annem düğüne gitmedi. Kıymet senin haberin vardı o zaman bu meseleden. Yok hayır. Hayır biz onunla hiç görüşmüyorduk. Biz bütün ailecek onu hayatımızdan çıkardık. Tabii ki Fevzi Bey'den de haberimiz yoktu. Ya gerçekten. Ne günlere kaldık. Yani
dağdakinin bağdakini kovuşunu bir marifet zannetmeleri bu. Bugüne kadar varlıklarından haberim bile yoktu. Ama madem bundan sonra burnuma sokmaya kararlılar, benim için yok hükmündedirler. İşin hukuki kısmı avukatlarda. Ama sosyal kısmı sizlerde. Benim yerime koyun kendinizi, ona göre tavır takının. Her kim ki bu kadını evinde, iş yerinde, sosyal çevresinde barındırır, o kişi beni silsin. Eşleriniz de dahil buna. Bu konuda müsamaha gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. Haberiniz olsun. Vakfa üyelik için başvuru yapmıştı daha yeni. Derhal kabul edilmediğini bildiren bir yazı göndereceğim. Teşekkür ederim. Esma'cığım, sizin gelin onun karısının arkadaşıymış. O da olacak. Valla bugünlerde fazlasıyla göz önünde yaşıyoruz. Onu da bekleyeceksiniz, göreceksiniz. Çayı biten var mı? Sağ ol Esma'cığım. Niye hep sen koşuşturdun bugün Nurgül? Kızlar ancak mutfağa yettiler hanımım. İnşallah gönlünüzce ağırlamışızdır misafirlerinizi. Onların gönlünce olmasa da hepsi gelirken beni görmeyi umdukları renkte gittiler mosmor. Oh Nurgül ah. Kurdun kapısından hiç köpek eksik olmuyor. Hanımım, misafirlerin yanında söylemedim de, Süreyya Hanım, Bade'yi aramış, kıyafetlerini gelip kendi alacakmış. Gelsin. Telefonumu uzat bana. Esma Hanım. Ah, nasılsın bugün? Dışarı çıkabilecek gibi misin? Ne durumdasın? İyiyim, evet. Teşekkür ederim, evdeyim. Güzel. Acilen bir şey konuşmamız lazım. Sana Mustafa'yı göndersem hemen çıkar mısın? Tabii. Bir sorun yok değil mi? Her şey olur mu? Gelince konuşuruz. Gelince konuşuruz. Seni daha fazla merakla bekletmemek için Sadide geleyim Begüm. Konuştuklarımızı düşünebildin mi? Hı? Daha doğrusu duygularını kabullenebildin mi? Bu ikimizin karar verebileceği bir konu değil Esma. Yani bunu konuşmamız bile uygunsuz. Tıpkı yıllar önce sizin Faruk'la benim için karar vermeniz gibi, o konudaki tavrınız gibi lütfen. Orada kararı sen verdin. Kalıp savaşmayı tercih edebilirdin, tıpkı Süreyya'nın bir zamanlar yaptığı gibi. Ama sen gitmeyi tercih ettin. Daha da önemlisi, torunumdan bana bahsetmemeyi tercih ettin. Yapmayın Esma Hanım, sanki kabul edecektiniz. Asla, asla ben oğlumu evladından ayırmazdım. Asla ben oğluma böyle bir konuda acı çektirmezdim. O yüzden ben annesiyim. Sen sevgilisiydin. Yarayı canan açar, can değil. Can o yarayı sarmaya çabalar. Ama şimdi karşında
o yaraya en iyi gelecek merhemi bulmaya çalışan biçare bir anne olarak oturuyorum. Sen de bir annesin. Onun canı yanmasın diye ta Londralardan kalktın, buralara geldin. Beni en iyi sen anlarsın. Oğlum acı çekiyor Begüm. Canım yanıyor. Görüyorum. Bunun merhemi sende. Ben zamanında seni doğru değerlendiremedim. Bu hatamın bedelini de torunumdan olarak ödüyorum. Sen gururun için oğlundan vazgeçecek misin? Bu gurur meselesi değil. Esma Hanım Faruk evli. Onların arasındaki tek bağ mahkeme tarihi. Yakında boşanacaklar. Zaten aylardır ayrılar. Süreyya bebeği kaybettikten sonra Faruk'u da terk etti. Evdeydi ama yok gibiydi. Hepimiz büyük acılar çektik. Ama o acısını Faruk'tan çıkartmayı tercih etti.